11'ler ders kitabınızın 256. sayfasında uzay geometrisi, öbür adıyla katı cisimler ya da koni, küre, silindirin ölçme değerlendirmesini çözeceğiz. Haydi başlayalım. Taban yarıçapları ve yükseklikleri eşit olan koni ve silindirin hacimler oranı. Yazalım. Koni bölü silindir. Silindir. Şimdi koninin hacmi neydi arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik bölü Niye kafası sivri bir şekil diyorduk? Şimdi burada ne diyordu? Taban yarıçapları ve yükseklikleri eşit. Pi çarpı r kare tabanı olsa h ama bir de başında ne var? 1 bölü 3 var. Silindirin hacmi ne? O ise taban alanı pi r kare çarpı direk h. E, yükseklikleri eşitmiş, yarıçapları eşitmiş. Pi'leri de eşit. Elimde ne kalır? 1 bölü 3 kalır sadece. Zaten silindirin içi oyulmuş hali gibi bir şeydir bu konu. Ve 3'te 1'idir. Bir silindirin 3'te e, 1'i kadar hacmi vardır. Aynı boy ve aynı yarıçaptaysa. Ana doğru parçasının uzunluğu a, tar taban yarıçapı r olan ka karenin yanal yüzey alanı. Gençler, ana doğru parçası dediğimiz aha burası l diyorduk. Buraya a demiş. Ondan sonra ne diyordu? Taban yarıçapı da r. r. Biz bunun alana normalde şurasına l derken ne diyorduk? Pirele. l. Ama bu sefer de a var. O zaman ne dersiniz? P çarpı r çarpı a dersiniz değil mi? Şu yanal alanından bahsediyor burada. Pi r a olur. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan silindirin yanal yüzeyin alanı. Şimdi gençler silindiri şöyle açtığımızda ne oluyordu? Şöyle bir şekil oluşuyordu değil mi? İşte bu şekilin şurası bizim çemberimizin çevresini veriyordu. Yani burası 2 pi idi. Şurası da H dedik. Çünkü öyle diyor. H ve R. Olan yanal yüzeyi. Şuradan bahsediyor. Orası bir dikdörtgen. E, uzun kenarın belli. Kısa kenarın belli. Bu uzun kenarla kısa kenarı çarpacağız. 2 pi R, H olur. 2 pi R H. Bir kürenin yarı çap uzunluğu 3, ikinci bir kürenin yarı çap uzunluğu 9. Bu kürelerin hacimleri oranı soruyor. 4 bölü 3, 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü bölü 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 9'un küpü. E bu 4 bölü 3'ler gider, pi'ler de gider. Hatta bu 3 bölü 9'un ortak bir küpüdür değil mi? 3 bölü 9 sadeleştir. 1 bölü 3'ün küpü kadardır. O da ne yapar? 1 bölü 27 kadar oran yapar. Zaten bir benzerlik oranı varsa benzerlik oranlar, oranını karesi alanları oranını veriyordu. Benzerlik oranını küpü de hacimleri oranını veriyordu. Burada benzerlik oranı 1 bölü 3. Küpünü al gitsin yani. Bir kürenin yüzey alanı o kürenin en büyük dairesinin alanının kaç katıdır? Şimdi gençler küremizi hayal edin. Küremizin en büyük dairesi dediğimiz şu göbeğindeki yarıçapı çapı R olan. Yani şu alan pi R kare. Yalnız tüm yüzeyinin diyor. Tüm yüzey neydi? kürenin 4 pi r kare idi. Şimdi bu bunun kaç katıdır? Tabii ki 4 pi r kare. Pi r karenin 4 katıdır. 4. Bir koninin Ana doğru parçasının uzunluğu 12. Hemen sizden bir koni çizelim. Şöyle bir yuvarlak. Şöyle bir şey. İşte bu ana doğru parçası dediğimiz yer burası. Burası 12'ymiş. Yüksekliği de 6'ymiş. Hemen bir de yükseklik çizelim şuradan. Buradan yarı çap bulmamızı istiyorlar herhalde. 6. Burada zaten gençler bir 30-60-90 üçgeni var gibi. Şu açı 30 olur. Niye? 12'nin yarısı 6 ise şu açıda 60 olur. Yarı çapımda 6 kök 3'tür. Pisagor yapsam da 6 kök 3 çıkardı zaten. Bana ne soruyor? Hacmini soruyor. Hacmimiz neydi? Pi çarpı r kare çarpı h ama bir de bölü 3 var sivri kafalı olduğu için. Evet pi'miz dursun arkadaşlar. R'miz 6 kök 3 karesi 36 çarpı 3 108 yapar. Çarpı haşımız ne? 6 bölü bir de neyimiz var? 3'ümüz var. 3'e böldüm 3'e böldüm 2. 2 ile de 108 çarparsam 216 pi bunun hacmi yapar. Bir koninin ana doğru parçasının uzunluğu 8 cm'dir. Koninin ana doğru parçasının tabanı kestiği noktadan geçen çap ile yaptığı açı 60 dereceymiş. Hemen şöyle düşünelim. Bunların demek istediği yeri hemen bir keşfedelim. Şöyle yaptığımda nokta 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 işte çap ile oluşturduğu açı derken şuradan bahsediyor herhalde arkadaşlar. Bu açımız 60 dereceymiş. Burası dik iniyor zaten. Şuraya da 30 derece kalır. Ana doğru parçası uzunluğu 8'dir. E, doğru 8 ise 30'un gördüğü ne olur? 4. Yüksekliğim de 4 kök 3 olur. Koninin yüksekliğini soruyor zaten. Ne olur? 4 kök 3 santimetre olur. Bir kürenin yarı çap uzunluğu %10 artırıldığında hacmi yaklaşık yüzde kaç artar? Şimdi ilk başta 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r çarpı ne olsun yarı çapımızda? 10 olsun. İlk başta R'miz 10 olsun. Sonra 110'u arttırıldığında R'miz 11 olsun. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 10'un küpü diyelim. 10'un küpü. Böyle 110 artırsam 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 11'in küpü olur. Burada 4 bölü 3'ler gider pi'ler gider. 10'un küpü 1000'dir. 11'in küpü ne yapar? 121 ile şurada bir 11'i çarpalım. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Toplarsam 1331. 1331. Şöyle düşünün. Şu sıfırı silek. Şurada bir virgül kaydırak. 100 iken ne olmuş? 133.1. E ne kadar artmış olur arkadaşlar? Yüzde 33.1 yaklaşık olarak artmış olur. Çapı 8 santimetre olan bir küre içine yerleştirilebilecek en büyük küpün bir ayrıtın uzunluğu. Şimdi arkadaşlar şöyle küre içine ne yapacağız biz bir şöyle şekilde çize ki güzelce bunun içine şöyle da şöyle bir hacimlendiriksini için isterseniz Aha şöyle güzelce hacimli olduğunu görün. Bunun içine bir küp yerleştireceğim ya çocuklar şu şekilde bir küp yerleştirecek olalım şöyle hacimli bir küp yerleştirdiğimizi düşünün. Tabi şekilde güzel çizemiyoruz ama herhalde böyle bir şeydir. Şöyle. İşte arkadaşlar, bu cisim köşegeni yani anya'dan konya'ya çizeceğim bu doğru. İşte bu doğru merkezden geçen bir çaptır. Yani küpün cisim köşegeni nasıl bulunuyordu arkadaşlar? A küptü eşittir cisim köşegeniydi. Cisim köşegeni. Çocuklar, cisim köşegeni dediğimiz şey şu şu şekilde yaptığımızda küpün cisim köşegeni şura sonuyor. Bu köşeden bu köşeye cisilen şu doğru oluyor işte. Bu doğrumuz bizim cisim köşegenimiz ve o çap yani merkezden geçiyor bir çaptır. İşte bu a küptür. Bir e, ayrıtı a'ysa biz bu cisim köşegenine a küp diyoruz. A küpte neymiş? 8'miş. Neyin küpü 8'dir arkadaşlar? Eşittir 2'nin küptür demek ki. Bizim küpümüzün bir ayrıtı 2'ymiş. Ee, küpün bir ayetin uzunluğunu soruyor zaten. O zaman cevap 2 yani direkt. Yağmur suları 50 cm uzunluğunda 100 cm genişliğinde bir dörtgen tabanlı bir konteynerde birikiyor. Su seviyesi 31.4 cm'ye ulaştığında diyor. Şimdi arkadaşlar bizim dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl oluyorduk biz? Şu şekilde dikdörtgenler prizması olsun. Şurası 100'müş, şurası 50'ymiş, şurası da 31.4 cm'ymiş. Burada biriken orası dediğim yalnız şu biriken kısım. İşte bu hacim 50 çarpı 100 çarpı 31.4 oluyormuş. Taban yarıçapı 20 santimetrelik bir silindirik boş bir bidona boşaltılıyor. Bidondaki suyun yüksekliğinin ne kadar olduğunu bulunuz diyor. Şimdi silindiri şöyle bir hayal edelim. Silindirimiz. Yarıçapımız neymiş? 20. Şimdi bizim hacmimiz yani şuralara bir yere gelecek su herhalde bunun içindeki su boşaltıldığında. şurada da h dersem. Bunun hacmi pi çarpı r kare çarpı h'dan. Pi çarpı 20'nin karesi nedir? 400 çarpı h olmaz mı? Olur. Şimdi pi yerine de ne yazalım? 3,14 yazalım ki karşıda da 3,14'la alakalı bir şeyler var. eşittir 3,14 çarpı 400 çarpı h. 400 çarpı h. Şimdi 31.4 31 3,14'ün tam 10 katıdır. Burada 50.000 oluştu. 50.000 eşittir 400 çarpı h. Hemen her iki tarafı neye bölelim o zaman? 400'e bölelim. Böldüğümde şu 2 sıfır şu 2 götürür. 500'ün dörtte biri de 125 santim olur. Bu haşın yüksekliği. Bir silk çadırı bir silindir diğeri konu şeklinde iki parçadan oluşmaktadır. Silindirin yüksekliği 15 metre, taban yarıçapı 15 metre. Çadırın yüksekliği 23 metredir. Çadırın yapımında kullanılan brandanın metrekaresi 80 liradır. Çadır silin çadırın silindir ve koni şeklindeki parçalarının tabanlarında branda kullanılmadığına göre toplam branda maliyeti en az kaç lira olduğunu bulunuz. Şekli solda siyah alana çizdik. Şimdi buranın çadırın bizim e, kullanılan kumaş dediğimiz yer etraf silindirin Etrafı yani yan alanı ile koninin yine yan alanıdır. Yani bu ne demektir? 2 pi r h ile pi r l demektir. Yani ikisinde yan alanı. Şimdi 2 çarpı 3,14 çarpı h'ımız ne arkadaşlar? Silindirden bahsediyoruz. 15 çarpı yarı da var 15. Artı 3,14 çarpı 15 çarpı 17. 2 kere 15, 30. 30 ile 15'i çarptım. 450 çarpı 3,14 artı 15 ile de 17'yi çarpalım. 255 çarpı burası da yine 3,14 olur. 3,14. Şimdi arkadaşlar 3,14 parantezini alıp 450 artı 255 diyerekten Bulduğumuz alanı bir de 80 ile çarpalım. Sebep 80 lira diyor. İşte yaklaşık değer 177 lira ya da 177 lira yapar deriz. Yandaki şekilde köşelerin koordinatları 0,4, 3,0, 1,0 olan bir ABC üçgeni verilmiştir. Bu üçgen y ekseni etrafında 360 derece ile döndürülmesiyle. Bakın arkadaşlar şeklimiz bu. Bunu biz 360 derece döndürdüğümüzde şu şekilde nasıl bir şekil oluşur? Aha da bu şekilde bir iç içe geçmiş ortası delik. Bakın bu ortası delik. Bir koni oluşur. İçteki boşalan koninin yarı çapı bir birim. Boş olmadan önceki ilk hali de kaç santimmiş? Bakın eksi 3 dediğine göre 3 birim de o olsun. Yarı çapı 3 birim. Şurada 2 diyebilirsiniz. Evet gençler. Şimdi o zaman biz koninin hacminden koninin hacmini çıkartacağız. İlk başta pi çarpı r kare çarpı h bölü 3 olduğunu bilelim koninin hacminin. İlk hacmimiz pi çarpı r'miz 3'tü. 3'ün karesi çarpı h'miz gördüğünüz gibi burada hiç değişmiyor zaten. İkisinin h'ı da 4. 4 bölü 3'ten biz pi çarpı çıkarttığımızın yarıçapı neydi? 1 Bir birimdi. 1'in karesi çarpı h'miz yine 4 bölü 3. İşte buradan hesaplama yaparsak 36 pi eksi 4 pi bölü 3. O da bu durumda ne olur? 36'dan 4 çıkart. 32 pi bölü 3 kadar hacim kalır. Boyu 20 cm, taban yarıçapı 4 cm olan silindirik bir mum yakıldıktan 4 saat sonra tamamen erimektedir. Aynı malzemede yapılmış ikinci bir mum taban yarıçapı 3 cm'dir. İki mum yakıldıktan 6 saat sonra tamamen eridiğine göre bu mumun yüksekliğinin kaç cm olduğunu bulunuz. Demek ki bunların hacimleri aynı. Hadi gelin birincinin hacmini bulalım. Neydi boyu 20 cm taban yarı çapı 4. Hemen size bir mum çizeyim o zaman. Şöyle bir mum çizdim. İşte bunun taban yarı çapı 4'müş. Boyu da 20 cm'miş. Bunun hacmi pi kare h yani taban alan çarpı yükseklik pi çarpı r'nin karesi 16 çarpı 20. İşte bunun hacmidir. Bu kaç saatte tükeniyormuş arkadaşlar? 4 saatte tükeniyormuş. Şimdi diğerine bakalım. Ee, İkinci bu. Taban yarı 3 santimetredir. Yeni bir mum yapıyoruz. Bunun yarı ise bu sefer ne oluyormuş? 3. Bunun yüksekliğini bilmiyoruz. Buraya da bir h diyelim. Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı h ise kaç saatte e, yanıyormuş arkadaşlar? Bu da 6 saatte yanıyormuş. Hacmi çok olan çok yanar. Hacmi az olan az yanar. Yani burada bir doğru orantı var. Şimdi yazalım o zaman. Şurayı bir çarpayım öncesinin için. 320 pi 4 saatte yanıyorsa 9 h pi 6 saatte yanar. Bu içler dışlar olacak tabii ki. 6 çarpı 320 pi eşittir. 4 çarpı 9 h pi. Şimdi pi'ler gider zaten. Ee, sonra da her iki tarafı 36'ya bölelim. 4 kere 9 36 yapar. Çünkü h'ı buluruz direkt. 6 çarpı 320 bölü 36. Şurada rahat böleyim diye ettim. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 6. 320 bölü 6 santimetre olur. Bizim bu haşımızın yüksekliği. Ha, tabi sadeleştiredebilirsiniz bunu. 2'ye bölüp 160 bölü 2'ye bölüp 3 de diyebilirsiniz yani. İçinde küresel boşluk bulunan bir metal kürenin iç çapı 4, dış çapı 16'dır. Ne demek istiyor arkadaşlar? Bir topun içinde bir top. Aha, burası boşluk. Burası boşluk çapı diyor yalnız unutmayın. Yarı çapı 2 olur. Dış çapı da 16 ise bunda ne olur? 8 olur. Şimdi bu içerisi boş unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Daire değil bu arada bu bir küre. Yani hacim lazım. Bize. Gelin biz bunun hacmini bulalım. Ne yapacağız? Tüm hacimden 4 bölü 3 pi çarpı 8'in küpünden, 4 bölü 3 pi küpten eksi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2'nin küpünü çıkartalım. Ve hacim bulalım. 8'in küpü ne yapar? 512 yapar. Burada bir de pi var. Bir de bunu 4 bölü 3 ile çarparsak. 512 ile 4'ü çarparsak ne olur? 2048 pi. 2048 pi bölü 3'ten eksi 2'nin küpü 8. 4 kere 8 32. 32 pi bölü 3'ü çıkartacağız. Çıkartsak ne olur arkadaşlar? 2016 pi bölü 3 olur burası. Bu hacim işte bizim silindir yapacakmışız bu hacimden. E, taban yarıçapı 12 santimetre olan bir koni. Şimdi koni dediğimiz şekil, böyle bir şeydi. Hacmi de pi r kare h bölü 3'tü. İşte biz burada denklemimizi kullanalım. Pi çarpı yarıçapın çapın 12 de, 12'nin karesi 144 çarpı h bölü 3 eşit olacakmış. 2016 pi bölü 3'e. Şimdi pi pi'yi götürür. 3 de 3'ü götürür. Demek ki iki, 2016 144'e bölersem h'ı bulurum. Böyle bakalım şurada 2016'yı 144'e. Bir kere 144, 144 dedik. 11'den 4 çıkarsa burada 7 kaldı. 9'dan 4 çıkarsa 5, 0. 6'yı indirdim bir 4 ile deneyeyim. 4 kere 4, 16 elde var. Bir 4 kere 4, 16 bir daha 17 elde var. Bir 4 kere 1, 4 bir daha 5. Oo tam çıktı. Bizim bu haşımızın yüksekliği neymiş arkadaşlar? 14'müş. Bize de zaten yüksekliği soruyor. 14 santimdir. Bir ayrıtının uzunluğu 20 santimetre olan küp şeklindeki bir kütük yontularak küre yapılacaktır. Oluşabilecek en büyük kürenin yüzey alanı kaç santimetrekare olacağını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bir şöyle küpün içinden bir küre oluşturacaksan bu içine koyacağın küre bu kenarlara ne olması gerekiyor? Teğet olması gerekiyor. Yani bunun çapının küpün bir kenarına eşit olması gerekiyor. Bir ayrıt uzunluğu 20 ise Bizim bu küremizin nokta 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 yapayım yani şöyle küre olduğunu anlayın diye. Bizim bu küremizin çapının ne olması gerek arkadaşlar? 20. Yani yarı çapımızın bu şekilde bir 10 olması gerekiyor. Şimdi oluşabilecek en büyük kürenin yüzey alanı. Kürenin yüzey alanı neydi? 4 pi r kareydi. 4 çarpı pi çarpı yarı çapımız 10 karesi 100. Ne olur o zaman? 400 pi olur yani. 16. soruda dünya çocuk günü nedeniyle bir çocuk yuvasında geçirilecek programda Görseldeki gibi bir pasta 27 çocuğa eşit olarak paylaştırılacakmış. Hmm. Silindir şeklindeki iki katlı olan pastanın birinci katının yüksekliği 40. Hemen yazalım. Şurası 40'mış. Yarı çapı 20'ymiş. Hemen şuraya da bir yarı çap diyelim. Bunun yarı çapı neymiş? 20'ymiş. İkinci katın yüksekliği 20. Oran yarı çapı da 10'muş. Buranın yarı çapı da 10. Olduğuna göre her bir çocuğa düşecek pasta diliminin kaç desimetreküp olduğunu bulalım diyor. Yalnız bakın santimetre ile hesaplayıp desimetre küpe çevireceğiz. Yani 3 tane sıfır silmemiz gerekiyor. Dikkat edin. Alttakinin hacmini bulalım. Pi r kare çarpı h artı pi r 2'nin karesi çarpı h. R 2 dedim de yukarısı yani karıştırmayın diye. Pi çarpı alttakinin yarıçapı 20 karesi ne olur? 400 çarpı h'ım ne? 40. Artı pi çarpı yukarıdaki yarıçapın neyi 10. Karesi ne olur? 100 çarpı yüksekliğim ne? Yukarıda 20. Toparlayalım. Pi'yi de 3 alınız demiş. Ne güzel. Hemen pi yerine 3 de yazalım. 3 kere 4 12. 12 kere 4 48. Hemen yanına da 3 0 attım. Artı. Pi'miz 3'tü. 3 kere 100 300. 300 de 20'yi çarparsam. 6000 de burası yapar. Toplarsam. 54.000 santimetre küp oldu. Şimdi bu 54 bin santimetre küpü biz desimetre küpe çevirecek olursak ne olur? 3 tane sıfır sileriz. Dolayısıyla burası ne oldu? 54 desimetre küp. Şimdi bu 54 desimetre küpü kaç çocuğa paylaştıracaktık? 24 çocuğa paylaştıracaktık. E, 54'ü ben 27'ye bölersem 27 çocuğa paylaştıracaktık. Pardon. Eşittir. 2 desimetre küp düşer çocuk başı. Hacmi 20 santimetre küp olan metal cisim eritilerek yarıçapı 10 santimetre olan bir silindir kabın içine dökülüyor. Silindir cismin yüksekliği kaç santimetre olur diyor. Tabii ki buluruz. Yarıçapı 10 santimetre olan bir silindir şöyle bir çizelim. Yarıçapı 10, şu şekilde bir silindiri çizdik. Silindir cisminin yüksekliği kaç santimetre olduğunu bulmuzdu. Şimdi silindirin hacmini pi r kare çarpı h formülü ile bulunuyordu. Şimdi pi çarpı r'miz ne? 10. Onun karesi ne olur? 100 çarpı h eşittir. Ne olması lazımmış? 20 olması gerekiyormuş. E bize neyi soruyor? Kaç sant olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bizim h'miz o zaman 20 bölü 100 pi olur. Her iki tarafı 100 pi'ye böldüm. Bakın şurada 100 pi dedim. Bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sadeleştirirsem de ne olur? H eşittir. 1 bölü 5 pi olur. Taban çapı 40 santimetre olan silindirik bir kabın içinde 44 pi litre su vardır suyun yüksekliği kaç desimetredir? Öncelikle birazcık birimi çevirelim. Şimdi bu 44 pi litre dediğimiz şey 44 pi desimetre küpmüş. Az önce dedik hani desimetreküp küp santimetre küpe çevirirken binle çarpılır ya da santimetre küp desimetre 1000'e bölünür demiştik. Biz bunu binle çarpalım. Çünkü bakın burada bir santimetre lafı var. 44 bin pi santimetre küp oldu bizim silindirimizin hacmi. Daha doğrusu silindirdeki, silindirdeki suyun hacmi. Biz bunu hangi formülle buluyoruz? Pi çarpı r kare çarpı h formülüyle buluyoruz. Pi çarpı r'miz ne arkadaşlar burada? Çapımız 40 ise yarı çapımız yazalım şuraya yarı çap eşittir 20'dir. Pi çarpı 20'nin karesi 400 çarpı h eşittir 44.000 pi santimetre küp. Buradan biz her iki tarafı pi'ye pi'ye böldüğümüzde pi'ler gider. 400'e 400'e böldüğümüzde burası ne olur? 110 santimetre olur. Yanlışlıkla da 110 yok. Ne için? Çünkü desimetreyi soruyor. Bir sıfırını silersem desimetre olur zaten. Cevap Ceyhan'dır. Bir koninin hacmi 60 pi santimetre küp. Taban alanı 18 pi santimetre kare olduğuna göre koninin yüksekliği kaç santimetredir? Koninin zaten şeklini de çizeyim gene de sizin için. Koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile bulunuyordu. Şimdi taban alanımızı vermiş zaten. 18 pi çarpı h bölü 3 bana direkt hacmi verir. Hacim de 60 pi'ymiş. 60 pi. E pi'ler gider. İçleri dışlar yapayım. 18 çarpı h eşittir 3 kere 6 18 yani 180. E 18 de bölürsek h ne olur buradan? 10 çıkar yani. Yarı çapı 6 santimetre, yüksekliği 8 cm şekilde dikdörtgen konunun içine konabilecek en büyük kürenin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şu tepeden bir dik indirelim şöyle. Aha dik indirdim. Şurası neymiş? 6. Şimdi arkadaşlar bu R ile şurası T değil mi? Burası da 6 olur. Yani şunu diyorum değme noktalarından hatırlayıverin. Şöyle çembere şöyle değdiği noktalar burası 6 ise burası 6'dır demek istiyorum. Evet, devam edelim. Şurası merkez, şurası R, burası R. Bu arada buranın tamamı neydi? Haşımız 8'di. 6, 8, 10 üçgeni var. Buraya ne kalır? 4. Şöyle bir dik yapalım. Burası da ne olur o zaman? 8 eksi R. Şimdi bakın burada bir benzerlik var. Şuraya A dersem, şuraya B dersem. Şurası da yine ne olur? A açısı olur. Zaten bu 3, 4, 5 üçgeni değil miydi arkadaşlar? 6, 8, 10, 3, 4, 5 üçgeni. E burası 4 ise bizim R'miz de 3. E R'miz 3 ise 8'den 3 çıkart. Bakın bu, burası da 5 olur. Ha, 3, 4, 5 üçgenini gördüyseniz şayet. Bizim bu R'nin, içteki kürenin R'nin 3 olduğunu bilirsiniz. Ve kürenin hacmi diyor. Kürenin hacmi ne? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küptü. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü. 3'ün küpü de nedir? 27. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 27. Sadeleştir 9. 9 kere 4, 36 pi olsun. Şekilde merkez açısı 180 derece olan şuradan bahsediyor. 180 derece olan AB yayının uzunluğu 10 pi'dir. Şimdi gençler bundan biz rulo şeklinde yapıp bir koni elde edecekmişiz. Yani şurasına ne yapacağız? Şu şekilde bir daire yaptığınızı düşünün. Bu bir koninin açılımı gibi düşünün. Şimdi bu dairenin çevresi bizim nereyi veriyordu? Aha şurası yani 10 pi'yi veriyordu. Hadi gelin şu yarıçapı oradan bir bulalım. 2 pi çarpı r. Aha bakın buraya r dedim. Eşittir 10 pi'den. Buradan ne olur? Pi'ler gider. 2'ye böl onu. R eşittir 5. Yarıçapımız ne oldu? 5. Bir de buranın tamamladığımızı düşünün. Yani bu yarım daireyi tamamladığınızı düşünün. 20 pi yapar değil mi? Yani şurasına da büyük R diyeyim sizin için. 2 çarpı pi çarpı büyük R de 20 pi yapıyormuş. E o zaman 2 pi'ye bölersek her büyük R'mizde ne olur? 10. Büyük R dediğimiz ana doğru olacak kapanınca. Aha şimdi kapatıyorum sizin için. Şu şekilde kapattım. Yarı çapım 5. Yarı çapımız 5. Ana doğrumuz 10. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Bir de haşa ihtiyacımız var. Zaten bu 30-60-90 üçgeni değil mi? Ya da Pisagor yapın arkadaşlar. Unuttunuz 30-60-90 üçgenini. H kare artı 25 eşittir 100 olur. H kare buradan 75 gelir. H'ta nedir? 5 kök 3'tür. H'ı bulduk. Yarı çapımız 5. R eşittir 5. Bize neyi soruyor artık? Hacmi soruyor. Hacmimiz neydi? Pi R kare çarpı H bölü 3'tü. Yani pi çarpı R'miz 5'ti karesi 25. Haşımız 5 kök 3 bölü 3. Ne olur? 125 kök 3 bölü 3 pi olur. Cevap Bursa'dır yani. Yanal yüzeyin alanı 60 pi olan bir koninin ana doğru parçasının uzunluğu 10 birim olduğuna göre bu koni hacmi nedir? Hemen size bir açılım yapı vereyim şurada. Koninin açılımı olsun şu. Şöyle bir de yuvarlak taban olsun. Şimdi arkadaşlar ana doğrusu 10 Şimdi ana doğru dediğimiz L idi. Ve şu yanal alanı P, R, L derdik her zaman. P çarpı R çarpı L dediğimiz yerde 10 var. Eşittir. Bu da 60 P yapıyormuş. E P'ler gider. O 60'ı da 10'a bölersem R ne olur buradan 6. Şimdi bu şekli kapattığımızı düşünün arkadaşlar. Hemen kapatıyorum sizin için. Yarı çapım 6'ymış. E burası da 10'muş. Benim haşım ne olur? 8 olmaz mı? 6, 8, 13gen çıktı bildiğin. Bu konu hacmi diyor. Ne olur arkadaşlar? Pi r kare çarpı H bölü 3. Sivri kafalı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 3 diyorduk. Pi çarpı R'miz 6 karesi 36 çarpı haşımız 8 bölü 3. Azıcık bir şey sadeleştirerek 12. 12 ile de 8 çarparsam 96 pi yapar. Cevap A'dır. Yukarıda Kudüs'te bulunan Kubbetüs Sahra adlı yapının fotoğraf verilmiştir. Yapı. Kürenin yarısı biçimli ve altın kaplamalı bir kubbeye sahiptir. Kubbenin yarı çap uzunluğu 10 metre olduğu bilindiğine göre kaplama işinde kaç metre karelik alanda altın kullanılmıştır. E, yarım küre arkadaşlar normalde neydi bizim tüm kürenimiz alan 4 pi r kareydi tamamı. E, bunun yarısını alacaksam ben bana 2 pi r kareyi soruyor. Yarıçapının e, yarı çapın uzunluğu da vermiş zaten 10. O zaman bu ne olur? 2 çarpı pi çarpı 10'un karesi ne olur? 100 çarpı 2'den 200 pi kadar kullanılacaktır. Cevap D şıkkı olur. Taban yarıçapı 12 cm olan silindirik bir kabın içinde bir miktar su vardır. Kabın içine yarıçapı 1,2 cm olan küre şeklindeki bilyelerden atılınca suyun seviyesi 6 cm'ye yükseldiğine göre kaba kaç tane bilye atılmıştır? Küre şeklindeki bilyelerin hacimleri neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pire küptü. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R'miz neydi? 1.2 idi. 1.2'nin küpünü gelin şöyle yazalım. 1.2 çarpı 1.2 çarpı 1.2. Belki sadeleştirilir diye diyorum. Evet. Çarpı kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Buraya bir x diyelim. Eşittir. Taban yarıçapı 12 olan silindirik kabın 6 cm yükseldiğine göre şu şekilde düşünün arkadaşlar. Yarı çapınız ne sizin? 12. Yüksekliğiniz ne olmuş burada? 6 kadar yükselmiş. Yani şu hacim kadar yapıyor. Pi çarpı 12 çarpı 12. Yani pi kare çarpı haşımız da 6. Şimdi biraz sadeleştirme olur dediğim şu arkadaşlar. 1.2 ile 12 birbirinin 10 katıdır. Şurada bir 10 kalır. Şu sadeleşir. Şu sadeleşir. Burada da bir 10 kalır. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şurada 0.4 kaldı. 0.4 ile de 4'ü çarparsam 1.6 yapar bölü 1.6 diyelim. 1.6 diyelim. Gitsin. Şu piler zaten gidiyor. X'im yalnız kaldı. X eşittir. 600 bölü 1.6. Yani 6000 bölü 16'dan bahsediyoruz. 6000'i de 16'ya bölersek. Şurada bölü verelim. 6000 bölü 16. 3 kere 16 48. Çıkarttım 12 0 attım. 7 kere var dersek 112 çıkarttım. Ne kaldı? Burada 0 0 8 80. 80'da da kaç kere var? 5 kere var. Tam 375 tane bilgi yapmışlar arkadaşlar. Ve bir sonraki dersimiz veri sayma ve olasılık ünitesi olacak. 7. ünite olacak ve de olasılığı işlemeye başlayacağız. En yakın zamanda görüşmek üzere canlar. Bay bay.